Bizim işimiz daha zor. Şuna dayı merhaba uçağının başın. Kuvvet verin. Uçağının başın. Nasılsınız? İyi şükür. Nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Adres geldi. Kabul eder. Turku. Arkadaşlar ne yapayım? Yap. Sıkıntı yok. Sanki bizim şeridimizdir. Tabii. Oyum yeme Erzan'ı. Emin misin? Evet başkanım. Böyle. Öyle de olmaz başkanım. Bak ben size göstereyim. Su olur mu? Olur. Ama hayır sen bana olacak. Koparma şeyini söyle böyle değil mi? Başkanım. Ha, böyle. Evet. Aynen. Tamam. Tamam. Anladık evet. Dayı başkanın fişi nerede dayı? Fiş. Hele doldurun. Evet başkanı da doldur. Valla işleri zor. Şu an bu biberim kalkmasından. Hayır, sadece işçi parasını ödeyelim. Çıksın. Yemin ediyorum şu anda bizim hiçbir şekilde kar beklentimiz yok. Ona rağmen dayı ben zarara razıyım ya. Şu çocukların emeğini verin abi. Kimse arkamızda durmuyor. Tarım İşçileri Kooperatif Başkanı. Yılmaz Bey'in yanına gidiyor. Ziraat Odası Başkanı'nın yanına. Üstüne bir de suç duyurusuna bulunuyor. Yani ne akla hizmet sözü. Sen kimse kafana göre zam yapma diyemezsin. Eğiliminde bulunuyorsun. Evet. Gerekçesi tamam. Bu. Tamam. Gerekçesi bu. Yani. Burada işte sorun. Şikayetçi olmuş. Şimdi burada işin ilginç yanı aslında işletme sahibi çalışanları temsil eden arkadaşımız burada. İşveren biz zam yapmaya hazırız, zarar etmemize rağmen diyor. İşçi temsilcisi arkadaşımız da bu konuda talebini dile getirmiş. Yani alan veren birbiriyle memnun uzlaşma koşulu varken Ziraat Odası işçi temsilcisi, evet, emekçi evet. Temsilcisi arkadaşımız tehdit kendisini. Ediyor, dava açıyor. Dur, Yılmaz Bey dedim, böyle bir pozisyonda başkanım, dedim. Başkanım işveren geneli yani işçiye zam yapma taraftan. Ama yani 600 lira gerçekten yani kusura bakmayın siz de bilirsiniz. Yani emin ol bu koşullarda ben onu söylüyorum. Yani biraz vicdanlı olmak burada lazım. Burada kaç kişi şimdi 1 milyon masraf ettim. Bak 2 yıl evvel buraya 8-10 lira CRM parası öderken şimdi 50 lirayla 100 lira arası geliyor. Evet. Şimdi Gabar'da bizim hani tasdan dolduracaktı. Evet, Süleyman evet, Soylu vardı evet, İçişleri evet. Bakanı biliyor musun? İş tüzmeden motora dolduracaktı. Mazot 46 lira. Benim şu traktörün deposu 6 milyara doluyor. Evet. Ondan sonra köpek öldüreceğiz biz. Bir atıyor ortaya yere bir laf. Ya ben emekliyim 10 bin lira. 4 sefer zam geldi 10 bin lira. Ulan biz kaç para alıyormuşuk dedim de 10 bin lira olarak duruyor. Yani biliyorsunuz verdi %30, %50'ye kadar çıktı. Aslında senin maaşın... Şimdi ne oldu bilmiyorum yani çekmedim zaten. Çocuklar hadi gitmeyin dedim. Bakalım dursun bir iyice yatsın. Ne yatacak ne gidecek. Şu köyde ev kirası 10 lira.